Merhaba sevgili seyirciler, Reksona sunduğu Oyna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçmiş olsun ve hoş geldin abi. Teşekkür ederim. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim, atlattık. Ee, çok ama yani çok şey, kolay olmadı değil mi? Evet, başta kolay gibi geldi ama sonra çocuklar da ateşlenince, e, geçen hafta konuştuğumuzda bir tek men atsaydım evde, sonra çocuklar da ateşlendi. Falan. Dört, dörtte dört bayağı şey geçirdik, ağır geçirdik. Çok geçmiş olsun. Yani hastanelik olmadık ama kolay çok da güzel. olmadı yani. Ya ben bütün açılara rağmen ben işte iki ay kadar önce çok hafif geçirmiştim ama çok geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Ee, Rekson başlayalım istersen. Rekson ile attığın defansıyla Çünkü herhalde Şampiyonlar Ligi'nde hani beklenmedik mi deriz yoksa e, tatlı sürpriz mi deriz? E, Villarreal e, Bayern Münih'e elemeyi başardı. 1-0'la başını bir birle. Vallahi yani her yönüyle enteresan. Onu söyleyebiliriz. Yani Bayern Münih'in tabii son dönemde e, zor gol attığı, kolay gol yediği bir dönem yaşıyor. E, biraz savunma problemleri ön plana çıktı. Dünkü kadro da oldukça hücumcu bir kadro. Üçlüğe döndüğün agresman. E, denediler ama e, hakikaten çok iyi bir savunma vardı ilk yarıda. E, neredeyse hiç açık bırakmadılar. İkinci yarın başında biraz Bayern e, hücumu ş, e, çeşitlendirebildi. Sanen'in bunda payı var. Çok hakikaten çok uğraştı. Ee, sağlı sollu iyi geldiler. Buna da direnebildi. Yani gol gelmesine rağmen, 50'de gol gelmesine rağmen ondan sonra da direnci kaybetmediler. Pardon, bu da araya girebilir miyim? 180 dakika bir gol. Evet. 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 Ee, bu, bu Bunun Bayern Münih'le de alakası var. Bunun Bayern Münih'le de, de alakası var. Tabii Unai Emery'le de alakası var. Bizde hani kupa finaline kalan takımlar ligde bırakırlar ya her şeyi. <laughs> Ee, tamamen ona kanalize olurlar. Şimdi gru, zor bir gruptan çıktılar. Juventus erediler. Bayern'den ilk maçta istedikleri sonucu aldılar. E, ee, i̇stediklerine yakın bir sonuç aldılar. Daha iyisini de alabilirlerdi. E, e, ligde de 15 maçta 2 galibiyetleri var. Son 5 maçta 3 yenilgileri var falan. Yani aslında iyi gitmiyor işler Villarreal için. Yani bu kupayı kazanamazlarsa Avrupa'ya gidememe durumları var. Ee, üst üste puan kayıplarıyla Avrupa klasmanının dışında kaldılar La Liga'da. Ama yani dün itibariyle oynadıkları oyun şansları da yaver gitti. Bayanın eksikleri de vardı. Ama yani detaylara baktığım zaman çok enteresan işte var. Şimdi herkesin dikkatini çekmiştir. Çekti de gördüm onu. İşte Parayon'un ilk goldeki ısrarla ayağa oynama çabasıyla bu niyetle kaptırdığı toptan yedikleri gol ve maçın sonlarında gene Parayon'un gene ısrarla aynı şeyi yaparak aktırdığı bir gol var. Şimdi hani bu illa şimdi biz Farioli'yi falan Türkiye'de çok eleştiriyoruz bu konuda. Ya kardeşim bir vurun artık ileri şu topu falan diye. Ama işte böyle şeyler de çıkıyor. Vur karşı. gitsin. E tabii. Yani şimdi neden Alanya'yı eleştiriyoruz? Yani işte Beşiktaş'tan 4-7, 10. Fenerbahçe'den 4 yedi. 10. Trabzon'dan 4-7. E yani önde iyi baskı yapan takımlara karşı problem yaşayabiliyor. Ee, çok iyi bir takım olmasına rağmen bir taraftan çok iyi bir oyun mantaliteleri olmasına rağmen dün Parayon'un yaptığı da işte bir hocanın zihniyetini, bir takımın zihniyetini anlatıyor. Yani Bayern gibi bir takıma karşı bunu yapabiliyorsunuz. Bu neden ilgi çekici? Ee, yani en son işte arenada maç seyrettiğimde Alianza arenada Beşiktaş maçı vardı. E 10. dakikada Şenolcu vur, vur demeye başladı kaleciye. E şimdi bunu yapmadılar. Çünkü Bayern normalde boğar. Boğar. Boğdu da zaten. Boğdu ama kanalları bulamadılar. Ona rağmen var. Birkaç tane çok net pozisyon var. Ee, oyunu alabilirlerdi. Yani bir taraf şans faktöründen bahsetmeden olmaz. Ee, ve sonunda da hani bir isabetli şutla turu geçtiler. Ee, ama bu işte güzelliği bu, bu işin. Bunu Avrupa Süper Ligi'nde yapamazsın işte. Yani bu hikayeler Avrupa Süper Ligi'nde olmaz. Zaten Avrupa Süper Ligi mantığı bunlar olmasın diye var. Yani. Olmasın diye var tabii. Şimdi bayan, bayanın dışarıda kalmasının ama çok ciddi etkileri var. Bu, bu illa Avrupa Süper Ligi'yle ilgili Bu ligle kupanın mantık farkı budur zaten. Tabii ki. Ligle kupanın mantığındaki fark bu. Yani kupa diğerlerinin ligidir. Ve Biraz. yani e, yani sürpriz, mı bulacaksın. sürprizden çok o tek maçlık performansa çok bağlıdır yani. Doğru. Evet. Doğru. Ee, ee, bu, bu, bunun etkileri olacak tabii. Yani şimdi şimdi Nagelsmann e, genç bir hoca. İlk çıktığı günden beri büyük bir yıldız adayı, büyük bir yıldız. E, şimdi onunla ilgili bir güven bunalımı oluşacak. Bayerna'da çalışmanın böyle zorlukları da. var. Ee, evet şimdi an hani Lewandowski de kopuyor anladığımız kadarıyla. Şimdi onun yerine nasıl dolduracaklar, nasıl büyük bir transfer yapacaklar. Acaba Haaland mı gidecek oraya? Abi yeter bu Dortmund'u sömürdükleri ya. E Dortmund B takımı diyorum. Dortmundlar kızıyor bana. Yani B takımı olmasa da gen, şey takımı genç şey <laughs> alt. <abi, gülüyor> öyle biraz öyle. Bu Unai Emery için de herhalde bir e, önemli bir ne derler? Tabii ki geçen seneki başarı falan ortada ama hani e, Paris Saint Germain, Arsenal gibi çok tatsız deneyimlerden sonra tekrar bir hayata dönüş herhalde. Öyle. Öyle ve yani çok iyi planlanmış. Tekrar dönüyorum. her cümlenin sonunu unutacağım. Yani şansı da yaver gitti ama çok iyi çalışılmış o kesin. Abi şöyle şansı yaver gitti evet. <laughs> Zaten tek maçlı düzen de hani Bayern'in de yani Real'in de şansı olmak zorunda. Fakat hani bu Villarreal macerasına baktığın zaman hani geçen seneye bu seneye falan. Ee, e, bu, burada da iyi bir plan yaptı. Şansı yaver gitmeyebilirdi ama sonuçta Bayern'le kafa kafaya oynadı mı? Oynadı. oynadı. şans biraz yanında gülmüş. Önemli değil. Ama Emery'nin Emery, nin, Emery nin hani Avrupa futbolundaki yeri açısından son iki deneyimin oranında çok daha tekrar e, saygın bir yere geldi de kesin. Evet ona, ona kuşku yok ama bir lig de tabii ölçü. Doğru. Bir taraftan yani onu yani de bunu, şimdi İngiltere Arsenal'de bunu Gerçi Arsenal buralara gelse ligi de oraya da bitirmeyi kabul edebilir. Doğru. <laughs> ama yani birçok kulüpte bunu kabul edemez. Yani Villarreal kapsamında kabul ettirebilirsin. Villarreal'e de çok haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü orası küçük bir şehir. Daha doğrusu şehir mi? Onu bile şey... Banlıyor gibi. Banlıyor. Ee, ama yani ciddi bir futbol kültürü olan bir yer. <laughs> ee, bu ilk defa kafayı gösterişleri değil. Daha önce de Nihat'ın oynadığı dönemde de, sevgili Nihat'ın oynadığı dönemde de çok iyi e durumları vardı. Ondan <laughs> önce de. Ee, bu, bu, tip yükselişleri vardı Rikelme'nin oynadığı dönemde. Ee, yani Villarreal yani futbol ya işte 50 bin kişilik şehir bak görüyor musun falan yani o öyle değil o iş. Öyle değil yani tabii ki şehirlerin büyüklüğü falan önemlidir ama e, hani o zaman hani Şangay'ın dünyanın şampiyonu olması lazım falan. Öyle de değil. Tokyo. Ya da işte. Ee, öyle de değil. Tam da öyle değil. Orada çok ciddi bir yani seyirci kültürü de, e, futbol kültürü de çok sağlam bir arası. Yalnız e, gerekli de Liga'nın hafif kan kaybı. Gerçi bu sezon La Liga bayağı düşünü ispatlıyor gibi en azından Avrupa sahnesinde. Evet. Gerekse La Liga'daki e, güç dengesinin iyi iyiye bozulması nedeniyle biraz daha yani tabii ki Villarreal'in futbol kültürüne veya İspanya'da ya Sevilla'sı olsun, Valencia'sı olsun onların e, tarihleri boyunca yaptıkları başarıları kimse bir şey diyemez ama e, eski örneğe biraz daha zorlaştı o işler aslında. Tabii ki. Hı -hı. Tabii ki. Diğer maça geçelim. Bir başka La Liga takımı daha tur atladı. O biraz daha beklenen bir şekilde fakat pek ya yani beklenen Real Madrid'de de La Liga takımı dedin ya. <gülüyor> dünyanın <gülüyor> evet. en iyi takımı yani. Ya hayır, hayır. Ya dünyanın en büyük kulübü. Evet biz de, yani La Liga'nın hani <laughs> <Şöyle> son dönemde <laughs> kan kaybettiği için söyledi. ki Real Madrid de aslında yani şeyinin zirvesinde değil yani. Değil. Hiç alakası yok. Yani evet dünyanın en büyük kulübü diyebilirsin ama şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri olduğu değil. kimse iddia edemez. Değil, onlar kendileri de biliyorlar ve onu göre zaten bir hazırlık. Ama istiyorlar. yani bu turu geçmeleri Hiç sürpriz değil ilk maçtan sonra ama maçın geneli biraz sürpriz oldu ve özellikle Chelsea'nin bu Abramovich olundan sonra çok çubuk ayağa kalkması, maçı da gayet iyi oynamasıyla Chelsea deplasmanda 3-2 kazandı ama elendi. Chelsea yani oyun ve pozisyon karşılaştırmaları yaparsak Chelsea yani burada turu geçen Real Madrid'in kültürü. Yani seyircinin desteği inanılmaz. Yani çünkü maç gitti, 3-0 4'ü bulmak üzereler. Çok kaçırdı Chelsea. 3-1'den sonra da çok kaçırdı. 3-2'den sonra da kaçırdı. Maçın sonunda, son sahnede kaçırdı. Uzatmanın son sahnede de Jorginho normalde yani penaltı gibi pozisyonu çok kötü vurdu. Ama işte kültür, kültürel kodlar çok değişik. Yani maç 3-0, bir top direkten döndü. Seyirci gol olmuş gibi ayak kalktı. Yani dakika artık 80 küsür. Pardon 70'lerin ortası. Yani hiçbir kırgınlık, hiçbir umut kaybı, hiçbir şey yok. Ve oyun tamamen Chelsea'de. Sürekli pozisyona giriyorlar, net pozisyonlara giriyorlar. Atıyorlar, golü attılar, buldular, her şey. Skoru buldular. Her şey onların yanında ama seyirci hayır diyor. Yani ya öyle değil o işler diyor. Öyle. Yani o işler öyle değil diyor ve e, hakikaten tamamen kültürel. Başka hiçbir şey söyleyemeyiz. Ne oyun karşı var yani mod için o son e, 3-1'e getiren pası verdiği pas. E, Rodrigo'nun ayağı toplu ilk buluşmasında yaptığı vuruş falan. Bunlar hani hakikaten dünyanın en büyük spor kulübünün futbol kulübünün e, kodlarında yazılı şeyler. Eee mücadele etmek imkansız. Ya yani mesela Bayern ara sıra bu krizlere giriyor. Real de giriyor ara sıra ama hemen çıkıyor. Real krizdeyken bile büyük bir çok kaybetmiyor. Hatta şey daha önce Capello ile de en kötü Hı. dönemlerinden birinde e, şampiyon olmuşlardı. Ya yani mesela 3 sene de. Şampiyonlar Ligi'nde o seriyi yakaladıkları dönemde bile hiçbir zaman böyle çok dominant gözükmediler ama sürekli buluyorlar. Sürekli Yani Mesela e, Guardiola'nın Barcelona'sı ya da işte şu anki Manchester City veya Klopp'un Liverpool'u hani çok çok iyi gözüküyor. Doğru. O dönem domine ediyor. Real Madrid de öyle iyi tabii ki çok iyi oluyor. Real Madrid iyi gözükmezken bile Doğru. çok çok tehlikeli. Doğru. Yani. Demin e, sende programdan önce bir Fenerbahçe-Galatasaray karşılaştırması yapmıştık. Aynısını, a, aynısını Real Madrid için de söyleyebilirim. Hı. Yani birçok takım için e, işte duble yapmak hem Avrupa'da hem ülkesinde duble yapmak için her şeyin tam olması gerekir. %100 olması gerekir. Real yüzde evet. %30'la bile, bile yapabiliyor bunu. İyiyken bütün yani büyük kulüpler evet. büyük kulüplerim hepsi iyi. Evet. Yani kötüyken bile ki iyi. Kötüyken bile iyi, evet. kötüyken bile iyi olabiliyor. Kötüyken bile iyi olabiliyor. Ve haftanın esas tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin şey ağırlığı ve maçların kalitesi çok güzeldi. Özellikle dün çok tatmin olduğunu zannediyorum dünkü maçlardan. Kesinlikle. Hafta sonunda gene. Evet. E, e, fakat e, bu haftanın herhalde futbol gündeminin bir numarası. Premier Lig'in hani finali demeyelim ama e, 9 puanlık maçı mı? 6 puanlık ve 9 puanlık maçı ve çok güzel bir maç oldu. City-Liverpool 2-2 beraberlikle sonuçlu. Meraklısına güzel bir maç oldu. Yani hayatında ilk defa yani bu, bu şeyden e, haberdar olmayan hani böyle bir gitgelli bir şey isteyen e, bir eğlence isteyen için belki tatmin edici olmamış olabilir. Gollerin ama geliş falan çok şey oldu. Oradan hiç şey yok. Ancak şey, akademik olarak tam bir perfection diyebiliriz yani. yani muhteşem her şeyle muhteşem. Ve e, iki koçun da iki hocanın da rakiplerine verdiği tepkiler çok güzel çektiler maçı onu da söyleyeyim. Yani hakikaten başka bir boyuta geçtiler artık yani o çekimler falan inanılmaz. E, oyunun ruhunu da anlatıyor yani Guardiola'nın Liverpool'un gollerine verdiği tepki, işte Klopp'un, City'nin gollerine ver... Ya kardeşim diyor, yani bu zaten hani çizili oyun. Nasıl yapabiliyorlar bunu ya da biz buna nasıl engel olamıyoruz? Ee, hakikaten olağanüstü yani onu bir şeyde karşı karşıya da söyledim. söyledim. Yani böyle basit e, tatlar vardır. E, milföy ta tatlısı mesela. Anlatabildim mi? Basit bir pastane kreması ve bir milföy olur. O kadar yani. Ama bu hamurda o kremada yıllar içinde öyle güzel e, ne derler rafine edilmişti evet. ki en harika haline Evet. Vermiştir. En basit en iyi nasıl olabilir yani bu, bu mükemmel ya da bir omlette vardır o biliyorsun hani bazı e, Fransa'daki e, okullarda aşçılık okullarında final yem, e, final sınavı omlet yaptı falan gibi değil mi? Yani en basitinden en mükemmeli nasıl yapabileceğiz onu gördük. Ve bu tabi e, gene bu tekrar gelecek kusura bakmayın ama e, Messi Ronaldo'dan sonraki duello bu. Yani bir oyuncu duellosu bunun karşılığı olmayacak. İnanılmaz bir şey yapıyorlar. Ve Kloppla Guardiola. Stil farklılıkları her zaman çok güzel mücadeleler çıkarır. Bunlar da herhalde kendi stillerinde rafinenin rafinerisi durumuna öyle gelmişler oldu buna. öyle oldu. Yani Guardiola'nın kontrol futbolu falan hani bir süredir biliyoruz ama o da mesela Barcelona günlerinden bugüne çok değişmiş. Yani değişmiş demeyelim de çok daha rafine hale gelmiş durumda. Öyle. Biraz personelle de alakalı olabilir ama. Personelle ama personeli onu ikna etmek için de öyle. Evet. Yani işte Fernand diyor ben ayrılacağım diyor. İlk ay bir anda yok. Falan yani anlatabildim mi? Santifor'la oynuyor, Santifor'suz oynuyor. Gabriel Jesus sağda oynuyor. Bu maçın bence şeyi rafine ettiği yer Kevin De Bruyne açtığı alanlar oldu. Yani oyunu Kevin De Bruyne üzerinden götürecek bir geçen sene hatırla yedek oturtuyordu. De Bruyne'nin dünyanın en iyi futbolcusu tartışmasındaki yeri ne sence? Mental eksikliği var bence. Yani evet. Be Be Belç Belçika ile daha fazlasını yapamayacağına inanıyor mesela. Biz bir takım mıyız falan diyor. Yani İspanya'da dünyanın topçusu var diyor. Bizde o kadar topçu yok diyor. Şey bak, mental olarak daha sağlam olsa olabilir. Ve yeterince yani o gene o mental bağlantıyla alakalı yeterince yırtıcı yani Mesela Ronaldo'da hatta mesela Ronaldo'nun dile getirdiği, Messi'nin çok dile getirmediği bir şey var. Ben dünyayı yenerim evet. özgüveni var. De Bruyne onu dışarıya yok. çok vermiyor. Yok zaten öyle bir şey yok. Evet. Galiba yok. Yani ya ben şöyle düşünüyor anladım. Ya ben ne yapabilirim ki? Biz yani karşıda çok acayip bir takım. Şimdi Fransa'da acayip bir oyuncu havuzu var. Biz neyiz ki diyor. Halbuki arkanda Axel Vistler önünde Lukaku ile üçünüz kazanabilirsiniz yani. Ben basketbolda hep bir şeyin önüne veriyorum. Oynamak için oynamakla kazanmak için oynamak arasında bir fark çok var. var yani De Bruyne en iyisini oynamaya her zaman çalışıyor. Buna kimse şey yapamaz, itiraz edemez ve bu en iyisi bazen hakikaten sahanın da en iyisi olabiliyor. Ama her maçı kazanmak için yani en iyini oynamak için oynamakla kazanmak için oynamak arasında çok ciddi farklılıklar Bak. var abi. Var. Yani %100 bir winner değil diyebiliriz herhalde karşılaştırıldığında enge oyuncularla. Bu arada burada çok önemli bir ayrım yapalım. Bir oyuncunun %100 winner olması loser olduğu anlamına gelmez. Yok tabii Atatürk'ün. Yani De Bruyne loser değil ama winner Ağabey. olmak başka bir şey. Tabii. <laughs> Futbolun keyifli taraflarından bahsedik. Biraz daha bizim e, ülkemize dönüp hafif daha kara bulutların olduğu yere gelelim. E, sen diyorsun hep bunu seviyoruz biz diye ama hani. Tabii. E, keyif alıyor muyuz bilmiyorum ama sevdiğimiz kesin. Bağımlılığımız var. Var var var. Arabesk gibi. Evet doğru söylüyorsun. E, spor yasası ile ilgili olarak Ahmet Ağoğlu bir açıklama yaptı ve dedi ki e, bu haliyle çıkarsa çok daha başka problemleri yol açabilir dedi. Biz geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. E, genel prensipler çerçeve olarak e, getirdiği sorumluluklar, yükümlülükler... E, işte bağlayıcılıklar açısından teoride çok iyi kanun ama pratikte uygulanmasını zor olduğunu söyleyeyim. Çünkü yalnız Ahmet Ağol'un çok haklı olduğu noktalar. Hakikaten şu anda bu kanun çıkarsa kulüplerin şu anki haliyle yani bu kanuna uyum sağlama sürecini geçmeden önce çok başları ciddi anlamda belay edecek. Ama bu kanun olmasa da, da kulüplerin başları bela. Yani Ahmet Ağaoğlu yani bu kanun kulüpleri çok zor duruma sokuyor. Kulüpler zaten çok zor durumda. Yani mali o taban tamamen mali tablolar açısından konuşuyor ve bu işte e, kanunda getirilen Kulüplerin borçluluğunun bireyselleştirilmesi. Yani kulüp yöneticilerinin bireysel olarak da bu sorumluluğun altına girmesiyle ee, bunlarla ilgili. Hapis ilgili bireysel servetiyle sorumlu olma yani, gibi. Yani şöyle Ahmet Ağoğlu'nun aslında söyle, dile getiremediği, benim hani düşündüğüm şey var. Yani bu halde çıkacaksa pek çok kulübün yöneticisi direkt görevi bırakır. Yani e, kanun çıkmadan. zaten. iki başka istifa etti. Abi şöyle hani ama şöyle söyleyeyim. Bu kanun çıkması da bırakmak zorunda kalacak. Çünkü bu kulüplerin çıkışı yok. Ee, Ahmet onun bu konudaki yakınmasını biraz anlıyorum. Ama bu... Kanunla ilgili bir problem değil. Bu kulüplerin durumuyla ilgili bir problem. Okey. Bunu, bunu bu, bu, bu konuda zaten hep fikiriz yani ama bu, bu yeni değil, böyleydi. Böyleydi. Şimdi iki tane Böyleydi daha o... kötüye gitti ama. Evet. İki tane temel konu var. Şimdi nedir bu? Şahsi olarak sorumlu yani borçlarından şahsi olarak sorumlu olman gerekiyor. Peki şunu soruyorum ben. Bu, bu yasa bunu sağlayacak. Hmm. Peki şunu soruyorum, çok basit bir soru. Ben bir tane dernek kurdum. Kanarya severler Derneği. Burası sürekli açık verip duruyor neden olduğu da belli değil. Hatta belli de. İşte ona o kadar vermişim, buna bu kadar vermişim. Bir acayiplik var. Hesaplarda bir acayiplik var. Şimdi bu mevcut yasalarla. Ya kardeşim sen burayı nasıl bu kadar böyle burası açık veriyor? Diye gelip maliye sormuyor mu? Belli şeylerle, belli e, durumlarda yani soruyor. Sürekli batık, sürekli batık, sürekli batık ve açıklanabilir batıklar değil. Ya yani çok basit. Bunun da örnekleri var. Yani bir tane oyuncu Portekiz'de 1 milyon euro alırken Geliyor Türkiye'de 5 milyon euro, 3 milyon euro kazanıyor senede. Sonra geri dönüyor yine 1 milyon euro kazanıyor. Ya buradaki finansal durum nedir böyle diye gelip kimse sormuyorken. Abi ee, minareyi çalan kılıfını Anladım da ama bu memleketinde maliyesi, denetlemecisi, vergi uzmanları, şunları bunları yok mu? Yani gidip bakmıyorlar Bakıyorlar. E sürekli vergi affı, sürekli saçma sapan borç yapılandırmaları, herkese stat yap, herkese belediyeden destek at. Şimdi bütün bunlar var. Bütün bunlar var. E bütün bunları yapma zaten. Yeni yasaya gerek yok ki. Doğru. Yani sen her şeyi yanlış yapıyorsun. yasak. E şimdi bir soru soracağım. Çok basit. Ne Spor Bakanlığı denetleyecek bunları. Denetleme falan değil bu. Spor bak Kulüpler Spor Bakanlığı'na bağlanıyor bu yasayla. Peki onların doğru yapacağını nereden bilelim? E, memleketin bütçesi denk mi? Ya yani biz her şeyi doğru yapıyoruz da bir tek sporda mı yanlış yapıyoruz? E, sporda fahiş ödemelerle e, tuhaf işler yapılırken ülkenin diğer alanlarında da pek çok şey çok Onlar çok mu Yani şimdi o zaman ha tamam Spor Bakanlığı denetime geçti. Her şey çok doğru olacak. Falan yani deme durumumuz var mı? Yok. yok. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bak bunun sonunda olacak şey bütün kulüpler bakanlığa bağlanacak. Yani kulüplerin başına kayyumlar atanacak. Bakanlık karar verecek. Bakanlık yönetecek bunları. Ya yani bu 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 yasa buraya götürür. Ya bunu açık açık konuşun, düzeltin. Burada kulüplerin bir yetki devri, devlete yetki devri söz konusu. Ya yani bu, bu onu oraya götürür. Ve buna UEFA FIFA müdahale eder. Zaten bu baştan da kafadan uygulanamayacağı belli olan bir yasa. İhtimal yok yani uygulanmasına. Geçtim hepsi uygulanabilir. Herkes şey doğru. Kimse dediğin gibi senin. Kimse zaten başkanla aday olmaz ki. Olmaz. Ya deli miyim ben? Niye olayım? Ya yani şu ana kadar tabii ki bunun e, hani %100 değil ama çok büyük oranda başkanlığa gelip oradaki kaynakları kullanıp buradan belli manevi genelde manevi, maddi sınırlı oluyor ama manevi çıkarlar elde edip kendi ismi için, kendi egosu için, kendi iş hayatı için çıkarlar elde edip sonra e, var olan yapıyı daha da mali olarak sorunlu halde bırakıp devam ediyorlar yollarına pek çok kulüp. Buna büyük kulüplerimiz dahil bu arada. E tabii ki öyle. Tabii ki öyle. O yüzden ee, bu değil çözüm. Çözüm bu değil. <laughs> bu arada e, Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde e, bir açıklama yayınladı bu merkez hakem kuruluyla ilgili ve e, işte görevden alınan hakemlerle ilgili. E, 13, yani 8 Mart 2022 tarihinde görevden alınan 13 hakemden sonra işte e, alınan kararların e, hakem hatalarından falan dert yanarak işte e, bu yaşananlar bunları reddetmeyen, takip etmeyen, nasıl diye sormayan herkesindir. Bu sorumluluk hepimizin diyor. Ee, bu Vallahi yani. benim değil. Benim de değil. Ben, de, ben zaten hani dışarıdan dış kapının mandalıyım ama bizim değil abi. Benim değil ben konuşuyorum. 8 Mart bu açıklamanın yapıldığı gün 10 muydu? Şey tam bir ay sonra yapılan açıklama. Ee, bunu yapıldığı gün bu reaksiyonu toplu halde vermek gerek yani sorumluluk herkesindir diyor. Sorumluluk bir ay önce herkes vermeliydi bence. Hiç tabii. Yani, yani burada bir de çok e, bu, bu hakikatsizlik durumu çok enteresan. Şimdi bu içeride bir hakem dövüşü var. İki cephe birbirine girmiş durumda. Ee, i̇ki tarafın medyadaki yansımaları var. Medya bağlantıları var. Orada da büyük kavga var. İşte e, Tarık Ongun var kayıtlarını dinlemiş falan. Böyle acayip acayip şeyler çıkıyor. Ee, nasıl müsaade edilmiş eğer öyle bir şey olursa. Öbür tarafta diyor ki ya var kayıt Bir önceki haftanın pozisyonlarını seyretmen gerekiyor. Bu UEFA'nın, FIFA'nın zaten önerdiği bir şey yapılması gereken bir şey. Onu sen onu var kaydı. Yani birbirleriyle ilgili çok ciddi bir dezenformasyon var. Bayağı bildiğin bir savaş var içeride. Ve anladığımız kadarıyla bir de darbe oldu işte son gördüğümüz kadarıyla. Herkes gitti, Meake başkanı duruyor. <laughs> Neden? Çünkü daha işi bitmedi. Yani kul yani orada bir görev için geldi. Onu bitiremediği için de ayrılamıyor buna Star Wars diliyle Order 66 diyoruz. Sen tabii oradan daha şey yapıyorsundur. <laughs> e, mitolojisini <laughs> daha iyi anlıyorsunuz. Estağfurullah. Şey. Ama yani bir şekilde bir güç savaşı ve orada e, birilerinin o güç değiştirmek için birilerini kurban ettiği orada da Fenerbahçe'nin demeyi yani, Fenerbahçe deme, yani açıkçası sorumluluk hepimizindir derken bir ay önce neredeydiniz demiyor kimse değil mi onlara? E, orada da şimdi şey var tabii. Orada bu operasyonu destekleyen üç kulüp ve etrafındakiler var. Onlarla da direkt bir kavgaya girilemiyor. Çünkü orada da içeride değişik bağlantılar var. Yani cepheler, <laughs> böyle, tam, cepheler böyle. tam ayrılmış değil. Oradaki birisiyle buradaki birisi esasında başka bir ortaklığı var. Buradaki birisi şey mi ben dışarı, Suriye Savaşı gibi ya. Şöyle ben dışarıdan bakarak şunu anladım abi. Burada cepheler var ama sanırım Japon kalemi savaş oynanıyor. Evet bravo. Japon kalemi savaş oynanıyor. Bravo. Ne deniyor? Vesayet savaşları. Evet. Ve kimin kimin hani kimin kimin, kimin kalesine atak ne, yaptığı belli değil. değil. Star Wars bu anlamda evet. doğru galiba. Star Wars bu Star Wars bile kafası karışır abi. Orada 8 <laughs> 8'likle direkt işte jetleri öldürüyorlar. Güzel. Eee Fenerbahçe için bu hafta e, potada çok iyi bir hafta olmadı. Ya açıkçası, Fenerbahçe kadın basketbol takımı için e, tarihin en bahtsız takımı diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz ya. Hani Fenerbahçe kadın basketbol takımı e, Galatasaray ile birlikte ki hani son dönemde son 10 yıldaki rekabete bakarsak Galatasaray hep bir adım önünde gözüküyordu. Fakat Galatasaray'ın kazandığı başarıları kazanamaması gibi hadi Galatasaray'ın başarılarıyla kıyaslamayalım. Fenerbahçe'nin Avrupa'da her sene yaklaşık 10 senedir Ekaterinburgla birlikte hani 1 bir ve iki numaralı takım olarak başlık ee. hiçbir zaman e, şampiyon dolaşamaması. Bu sene Rus da yokken. Ruslar ihraç edilmişken. Evimizde oynarken. Açık ara favori olarak e, Final Four'a gidip görece daha zor olan yarı final maçını kazandıktan sonra abi Sopron'la çıkılan finalde, finalden önce Sezonda 30 atmıştı değil mi? İki maç kere oynadı. Deplasmanda 25, içeride pardon deplasmanda 24, içeride 26 ile indi. Yani i̇ki maçı da gülü yani şöyle söyleyeyim, maç başlarken 50 kere oynasa 49'unda park atardı. Zaten seyirci ilk çeyrekte şey yapamadı. Yani konsantre olamadı. Nasıl olsa bir yani kupa kaldırmaya gelmiş gibiydi herkes. Abi şey çok acayip. Yani bir de her şey yani inanılır gibi değil. Sezon içinde iki kere yeniyorsun. Geçtiğimiz yıllarda, yani Sopron'da önemli bir kadın basketbol takımı ama sürekli Fenerbahçe'nin e, güle oynaya yendiği bir takım. Bu sezon iki kere 25'e yatırmış. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri, Fenerbahçe düzenli olarak 80 oldu. İki, i̇ki maçı da 80 küsürle kazandı. 55'te kaldı abi. Evet. İnanılır gibi. küçü yani küçük, başarısını küçümsemek için söylemiyorum ama burada bu sonucun alınmasında Fenerbahçe'nin payı çok daha büyük soprondan yani. İnanılmaz o kadar dağınık, o kadar kötü gözüküyor. Herkes ki. kendi başına oynuyor gibidir. E, maçtan sonra bir açıklama yaptım Fenerbahçe. Bir e, zehirlenme durumu olmuş galiba. Kayne McBride özellikle çok hiç beklenen çizgide olamadı. O da bir özür e, sosyal medyasından bir özür mesajı yayınladı. E, çok kötü hissediyorum. Diye. Ama Abi yani kaynamak belki oynamasa bile kazanır Fenerbahçe. Öyle söyleyeyim. Öyle yani. olması gerekmez mi? Yani Öyle. madem bu kadar hazır değilse bir sporcu kaç Fenerbahçe hazır da o yüzden oynattık. Yoksa oynat, böyle bir şey olmazdı değil mi? Madem bu kadar hazır değil kise onun yokmuş gibi davranmak daha doğru değil midir? Olabilir. Yani maç içinde belki kenar ama şimdi mesela normal bir sezon maçı olsa ama McBride iyi durumda değil. Finalde kazanmak için böyle aman abi McBride'siz kazanamayız falan gibi bir durum oluyor. Ya bir de Fenerbahçe taraftarının kendi kendine bazen hani finallerde biz sürekli tökezliyoruz gibi bir ön yargı mı diyelim kendi kendilerine oluşturdukları bir lanet gibi ama bu 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 inanılmaz ya bu, bu ben ben böyle bir şey görmedim yani bu hani yani 100 defa bir, oynasalar 99 defa kazanır diyorsun. 100, kere, 100 yani. kere oynasalar 99 defa Fenerbahçe kazanır. Bu inanılır gibi bir şey değil yani çok 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 büyük talihsizlik. Talihsizlik de, de yani tam talihsizlik doğru tabir değil ama çok çok büyük bir mucize ya. Sportif bir mucize yani. Olacak iş değil ve bunun olumsuz tarafında olmak tabii çok daha fazla yer alıyor insanı yani. Hani kazandık diye başlıyorsun. Yani kutlamaya evet. gidiyorsun oraya yani. Evet evet. Ya yani oyun işte tabii ben ne uzmanıyım ne sezon içinde çok takip ettim ama yarı finalde hani Fenerbahçe bir yerde bir kırdı oyunu. Gene kötü gidiyordu maç. Çok, çok iyi bir maç çıkarmadı yarı finali, evet. ama bir yerde kırdı yani ama finalde yani daha plansız ve o kırılımı sağlayacak herhangi yani bir bireysel performans da olmadan çok 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 dağınık yani herkes herkes başka bir şey oynuyor gibi geldi. Öyle burada bir sürü faktör var koçundan psikolojisine falan. Fakat işte McBride özelinde pek söylemek istemiyorum ama sırf McBride ile ilgili de değil bu. Yani McBride sorumlu anlamında söylüyorum. Fakat böyle zamanlarda maç içinde bazı oyuncular öne çıkıp ağırlık koyarlar. Yani takımı bir sakinleştirir. Çok basit bir şey yapıp bir kıvılcım, maç içi kıvılcımlar bunun. Fenerbahçe'de tek bir oyuncunun bile bunu yapabilecek şeyi göstermedi. Mesela Birsel zamanında bunu çok yapıyordu. Hmm. Mesela Birsel türlü bir oyuncu. Birsel'in oyuncu kalitesinden bağımsız konuşuyorum. Oyuna getirdiği havadan. Mesela Galatasaray'da Işıl Al beni yaptı. Işıl mesela çok skorer bir oyuncudur değil ama oralarda bir ağırlık koyabilir. Veya işte zamanında Dayanatörasi oynarken vesaire. Yani yarı final maçında Amanda Zavi Zoe o evet. isyan eden o sporcu Hı -hı. oldu yani. Tribünü de kendine getirdi, takımı da bir kendine getirdi ama... Tribün demişken tribün de o kadar şaşırdı ki tribün de bir şey yapamadı takıma çok fazla. Hani hakikaten hani, e, far tutulmuş tavşan gibi kaldı herkes. inanamadı yani gerçekten. Çok acı hakikaten. Ee, geçmiş olsun diyelim. Ee, 8. sekizinci kez Final Four'da Fenerbahçe mücadele ve bir tane şampiyonluk çıkarmadı. Değil mi söyledim bundan. ya işte yüzde yüz de yetmiyor bazen. Hı -hı. Her şey her şey senin tarafındayken olmuyor yani bu kültürel bir şey ya galiba. E, futbolda kazandı Fenerbahçe ama basketbolda işte kadın basketbolunda erkek basketbolunda da Galatasaray'la derbiye Galatasaray e, gene kendi sahasında ülke adına Galatasaray yenildi. Galatasaray son dönemde, son dönemde daha iyi gidiyor ama e, bu da Fenerbahçe'nin hiç beklemediği. Fenerbahçe lig lideri hala bu Hı. arada. Ee, belki Euroleague'deki gidişat istedikleri gibi değil ama hala... Galatasaray'da takviyeler var. Takviyeler var. Ee, i̇ki tane değişiklik var. Koş değişikliği de olmuştu sezonun içinde. Ee, özellikle e, daha fazla dış şuta dayalı ve çok daha dinamik oynayan kısalara dayalı bir oyun sergilediler. Bu, bu takım tutturursa playoff'ta çok başa artır diyenler var. Aynen öyle. Çünkü ya yani şöyle bu Efes'in yakaladığı formülün daha düşük profilisi. Hmm. Yani dinamik topla çabuk oynayan, birbirlerinin yerine geçen ve çok fazla çabuk, e, yani pozisyonu küçük avantajları çok çabuk sonuca dönüştüren, yani çok çabuk dış atış kullanan sistem. Yani tabii ki Mitsich'le Larkin kalitesini bulmak çok kolay olmuyor. Ama Dan Bost'la işte e, diğer isimlerle bu üçlük isabetini, bu dinamizmi bulduğun zaman sürükleseydi. 15 üçlük buldu abi. Deplasman'da şimdi 15 üçlük isabeti, abi zaten 76 hatta 45'i bu 15 üçlükten geldi. Yani bir de ve, hem rakip için hem rakip taraftar için bezdirici oluyor. Özellikle üçlükler. Ve özellikle daha iyi durumda olan veya favori olan ki Fenerbahçe bu için favoriydi. Takımın oyunu kontrol etmesine hiç izin vermiyorsun abi. Hiç kontrol hani o kontrol hiçbir zaman onun elinin eline geçmiyor. Hiçbir zaman oyunu yönetebiliyorsun gibi hissettirmiyor. Hissedemiyor rakip. He. Ee, bunu tabii savunmayla birleştirdiğin zaman bir üst seviyeye çıkıyorsun. Galatasaray'ın o alanda hala biraz eksikleri olsa da şu anda çok çok tehlikeli. Modern ve en verimli hücum yöntemlerinin başında gelir bu personelle alakalı olsa da. Bu yani bu kolay kolay durdurulacak bir şey değil. Çünkü toplu oynayan oyuncuyu durdurmak, üst düzey toplu oynayan oyuncuyu durdurmak çok zordur. Ve eğer ciddi dış şut tehdidi varsa dripling üzerinden çok daha geniş bir alanda oyunu oynadığın için şey de yapamazsın. Yardımını sıkıştırmalı da kolay kolay savunamazsın. Ama bunun yürümediğinde de bir B planı lazım. Ee, onu, onu oluşturmak bu kadar kısa vadede kolay olmayabilir. Onun için çok üst düzey personel lazım. Personelden bağımsız olarak da B planında geçişte o bocalama yani A'dayken çok serbest bırakıyorsun. Çünkü yeşil ışık yakmak zorunda Yani kısaların inisiyatifine, tercihine bırakmak zorundasın. O tercihi onların elinden aldığı zaman hemen oyunu dönüştürmek de kolay değil. Bunlar uzun alışkanlıklarla oluyor. Hani takıma işte tam gaza basarken frene bastığın anda o araba öyle hemen durmuyor işte. Hmm. Hemen durabilecek bir fren sistemi gezmek çok ciddi zaman alıyor. Diyelim. Ee, Euroleague'de geçtiğimiz hafta normal sezon teorik olarak tamamlandı. Ee, bütün maçlar oynandı ve bir tane erteleme maçı kaldı. O erteleme maçını son haftanın önce oynatmayan Euroleague'de kendine yakışanı yaptı diyelim. Ee, tek bir maç kaldı Makabi ile Fenerbahçe arasında. O da bu akşam oynanacak. Efes'in rakibini belirleyecek. Evet. Ee, makabi'nin esas Makabi'nin rakibini belirleyecek. Yani Efes'in rakibi de doğal, dolaylı olarak belirleniyor ama e, bu programın seyrettiğinde sırada muhtemelen maç oynanmış olabilir. E, ama bu da olacak iş değil. Yani ben genelde e, eşleşmeleri belirleyecek maçları aynı saatte oynanmasının çok biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani çok da şart değil ama Böyle de olmaz abi. Bütün maçta oynanmış. Şimdi Maccabi kendi rakibini seçecek. Maka hmm. Makabi rakibini seçecek. Efes'in rakibini de belirlemiş olacak. Maccabi kazanırsa şeyle oynuyor. Armani ile kaybeder. Pardon. Real Madrid oynuyor. kaybederse şeyle oynayacak. Ee, Armani ile oynayacak. Hangisini seçecekler? <laughs> ee, şöyle. Teorik olarak aslında Armani biraz daha tercih ediliyor ama Real Madrid hiç durumda değil. Real ise bir makabir Real'e karşı çok iyi oynuyor. Real şey seçme ihtimali yüksek. Chelsea maçını değiştik, seyrettikten sonra fikir <laughs> değişmiş oldu. <laughs> Olabilir. Şimdi bu, ama... bu olacak bir şey değil. En azından şöyle dedi. Şimdi bu, bu sporların temelinde artık bet var. Doğru. Bahis var yani. Hı -hı. Şimdi buradan acayip manipülasyon çıkar. Doğru söylüyorsun. Ve abi ne olursa olsun şimdi Efes'in biz tabii Efes tarafından bakıyoruz ve Efes'in rakibi ama Makabi kendi rakibi nasıl bir derler abi son maçta? Aa bunu mu oynasam mı? Abi şey sakatlanmış söylediğini atıyorum. Yul sakatlan. Mesela Yul'un sakatlık haberi geliyor. İyi oynamayalım. Evet. Böyle şey olur mu abi? Ee, bu arada Euroleague'de son haftaya gelmişken NBA'de de playoff haftasına geldik. Normal sezon tamamlandı. Playoff ee, Playoff'a ve play'ine kalacak takımlar belirlendi. İlk sekizler. Phoenix Batı'da e, Miami Doğu'da ilk sırayı aldı. Bu arada dün play'in maçlarının ilk maçları oynandı. Brooklyn Cleveland'a yenerek 7 numaralı seri başı oldu. Ee, Minnesota'da Clippers yenerek yeni numaralı seri başı oldu. Playoff'ta hafta sonu başlıyor efendim. Onu da tavsiye ederiz. Gerçek basketbol yani NBA'nin o eğlenceli ve keyifli e, oynamak için oynanan döneminden kazanmak için oynanan dönemine geldik. Daha dün işte iki play'in play karşılaşması oynandı. işte Minnesota Clippers ve e, Brooklyn Cleveland'ın maçların seviyesinin rekabet düzeyinin ne kadar arttığını bir anda görüyorsunuz. Kim bu? Tavsiye ederiz. Vallahi favorimiz geçen seneki finalistler gene çok iyi durumda Milwaukee ile e, Phoenix. Onların arkasından Dallas çok iyi giriyordu playoff ama Luka Doncic sakatlandı. Şimdi onun sakatlığının durumuna bakmak lazım. Batı'da öyle söyleyeyim. Batı'da açıkçası e, Phoenix'i çok zorlayabilecek bir Dallas gibi gözüküyor. Belki ritim bulursa Golden State ama orada da Curry işte sakatlıktan dönüyor. Doğu biraz daha karışık. Milwaukee evet iyi durumda ama e, gerek Boston, e, gerekse Miami gayet iyi durumda. Ve Doğu'daki playoff çok daha sert geçecek orası kesin. Diyelim ve e, tenise gelelim. İpek Öz, Daniele Seguel'i yenerek, e, 6-7-5 yenerek WTA ana tablo ilk galibiyetini elde etti e, Kolombiya'da. Kolombiya'da. E, daha sonra e, eski, bu eski şampiyonu, dünya 33 numarasını 6-3-7-6 yenerek ikinci turda veda etti ama İpek'i çok tebrik edelim buradan, WTA e, ana tablo başarılarının devamını bekliyoruz kendisinden. O zaman King'le Haftanın Krallarına geçelim. Haftanın Krallarından biri gerçekten Avustralya Kralı gibi yarışan Charles Leclerc. Seyrettin mi yarışı bilmiyorum ama. Seyredemedim hayır. Bütün hafta sonu domine etti yani net bir şekilde. Mesela ilk yarışta Red Bull'la kafa kafa gibilerdi hatırlayacaksın bahreyn'de. Evet. Hatta Red Bull'un bazı açılardan övendim. Sude Red Bull çok daha iyi gözüküyordu ama burada Ferrari değil bu arada Carlos Sainz'ın aracı o kadar değil ki bence bu sezon başı ile ilgili hatırlıyorsun sezon başlarken sevgili Serhan Acar uzun uzun anlatmıştı ama biz de burada konuşmuştuk şu anda o kadar köklü değişiklikler yapıldı ki otomobillerin genel yapılarında Henüz dengeler, henüz ince ayarlar tam oturmamış gibi. Mesela yani Red Bull gibi bir takımda Ferştapen'in iki kere yarış dışı kalması evet. motor arızasıyla bu devirde çok olacak bir şey değil. Mesela bu yarışta da e, Lok ile Sainz arasındaki e, performans farkı bir önceki yarışta Hamilton ile Russell arasındaki performans farkı daha detaylarda çok fazla ince ayarın yapılacağını gösteriyor. Tamam temelde Red Bull ve Ferrari'nin çok daha rekabetçi olacağı belli ama gerek e, yaşanan teknik arızalar normalin dışındaki teknik arızalar gerek iki otomobil arasındaki performans farkları e, daha henüz e, şey e, ne derler e, ince ayarların yapılmadığını gösteriyor bence. Ama yani okuduğum kadarıyla kendi açıklamalarından da anladığım kadarıyla Leclerc'in bir hani pilotajında da bir bir aş, eşik aşıldığını söyleyebilir miyiz? Yani olgunlaşma açısından. Şöyle e, lastiklerini daha iyi kullanabilme açısından vesaire. Çünkü bunu söylüyor değil mi? Bu ya bu konuda e, aşama kaydettiğine hiç hiçbir yok. Ama bu biraz şey gibi. Artık modern Formula 1'de otomobille birlikte pilotun beraber gelişmesi var yani hmm. otomobili kullanma alışkanlıkları, otomobilin pilota göre kullanma alışkanlıkları, pilotun otomobilin geliştirmesiyle ilgili verdiği geri bildirimler. Herkes onu söyler mesela Schumacher tarihinin büyük pilotlarından biri belki de birincisi pek çoklarına göre. Onun otomobil gelişimindeki öneminden bahsederler. O da mesela işte lastik Ferrari'nin lastikleri çok daha iyi kullandığı söyleniyor. Hmm. Bu ama tamamen... Te, işin teknik tarafındaki mühendislerin başarısı olur pilotların da başarısı. Ve arabayı kendine uydurmak da çok önemli. Arabayla birlikte gelişmek de. Çünkü arabalar beraber geliştirilse bile spesifik detaylarda e, takım arkadaşının arabaları bile farklı olabiliyor. Otomobilleri bile farklı olabiliyor. E, ama Avustralya çok domine ederek kazandı. Bence önemli olan tarafı o. E, ve açıkçası bu sene e, Red Bull en azından biraz daha iyi gözüküyor. Çünkü Ferrari o kadar uzun süredir başarısız ki. Ama bu sezon Red Bull'la kafa kapı kafaya gidecek gibi. Ben yarıştan sonra Toto Wolff'un şey açıklamasına takıldım. O ilginç. Muhtemelen bu sezon şampiyonluk için yarışmayacağız ama bazı için çok geç kaldığımızı görüyoruz. Ama bu sene Lewis'in son yılı değil. Önümüzdeki yıllara bakacağız falan filan. Her hafta sonu test olarak görmeliyiz diyor. Valla ben açıkçası... Lewis Hamilton'a bunu ikna etmek kolay bir şey mi? Art, ben bunun biraz hedef şaşırtma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Mercedes her sene zaten... Yani Açık ara favori olduklarında bile... Ya dur bir, bir o kadar da iyiyiz falan der. Bu böyle, böyle değil. Yani. Şu anda Red Bull ve Ferrari net bir adım hatta iki adım önde olduğu kesin. Ama bence bu ya, özellikle bu özellik değiş, değişiklik. değişikliklerle... E, Geçen sene sonunda da böyle bir şey olmamış mıydı? Evet. E, kapanmayacak bir fark değil. Yani ve özellikle mesela şeyde çok daha iyi gözüktü e, McLaren'ler. E, öz, özür dilerim Mercedes'ler. E, Avustralya'da. Yani evet Red Bull'la Ferrari net biraz arkasındaydı... Ama farklı arkasında değillerdi. 5-6 hmm. ee, yarış sonra yani ilk büyük güncelleme paketinden sonra bir daha bakmak lazım. Evet Red Bull ve Ferrari bu sezonun favorileri ama Mercedes'i tamamen aktörlükten çıkmış olarak göremeyiz. Hele ki yani bu kadar başarı geleneği olan bir takımın, bu kadar değerli pilotları olan bir takımın. Bir de yani devasa bir ekip var orada. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, bence 5. 6. yarıştan sonra. Yani ilk Katılıyorum. Büyük, ilk büyük güncelleme paketinden sonra herkes için yeni bir sezon daha başlayacak. Tamamen cahilce bakıyorum tabii. Yani ben çok detayını bildiğim şey değil ama. Yani Mercedes markasının e, Lewis Hamilton'la birlikte bir araya da oldukları bir devasa markanın yani seni galiba almışız seneye bakalım diyeceğini benim aklım almıyor daha yok üçüncü yarıştan. Yok öyle bir şey. Onlar şey rakipleri hayır yani Mercedes'in geleneği odur yani. yani. Hani mesela Ferrari tam Ferrari tam tersine çok daha e, yırtıcıdır. Yırtıcıdır, de, yırtıcıdır ki kötü oldukları zaman bile öyledir ama e, şey öyle değil. Mercedes ter, ters ters manyal ters yapmayı manyal, sever. Ters. Ama durum öyle değil. Bu arada bu hani ince ayarların yapılmadığı herkesin biraz deneme yanılma yöntemi olduğu bölümde Ferrari özellikle Lycra çok ciddi bir avantaj yakaladı yani First open iki kere yarış bitiremedi çünkü ama çok... dünyada genel olarak bir memnuniyet var yani Ferrari'nin dönüşü herkesi böyle bir mutlu etti yani yani şimdi genel olarak Ferrari formül 1'in yarısı be abi Değil yani mi? ilgi, çevresel ilgi anlamında söyleyeyim evet. yani yoksa yani Tarafsız olan herkes bir şekilde Ferrari'nin ne yaptığını merak ediyor. Başarılı da olsa başarısız da olsa. Ama çok başarısız olup aktör olmadığı zaman tadı kaçıyor işte. Çok. Hani aktör olsun yenilsin o da bir keyif. Aktör olsun kazansın o da bir keyif. Ama aktör olmadığı zaman ya yani onunla kırmızı birileri dolanıyor olduğu zaman biraz tadı kaçıyor. Hani yeneceksen Ferrari'yi yeneceksin. Bir de markaya da ne kadar büyük şey Tabii. değil mi? İmaj kaybı. Ya orada dolaşırken. Ya Ferrari'sin sen çünkü yani. Doğru ama zaman içinde bu biraz... Sörplendi yani. Koparıldı o birbirinden. Evet. Biraz yani sonuçta, ayrı ayrı düşmeye başladı insanların. Formüle bir tabii ki Ferrari için diğer markalardan daha büyük bir önem adet ediyor. Çünkü onlar bir süper otomobil markası oldukları için onlar için başarı hızlı gitmek daha büyük bir e, ünvan. Yani mesela sonuçta Honda, Renault gibi markalar veya Mercedes gibi bir marka için yarış otomobilinde başarılı olmak... ...marka için çok 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 büyük bir başarı veya başarısızlık değil. E, baremi değil. Ferrari için öyle ama... Ferrari'nin Ferrari kadar... sokaktaki arabası da yarış arabası. Heh. Ferrari fakat o kadar uzun süredir Formula 1'in içinde ki onların Formula 1'deki başarı ve başarısızlıkları biraz şeyden ayrılmış durumda. Yani Formula 1 takımı markadan biraz daha ayrı tutuluyor. Ayrı e, ayrı bir şeyi var, algısı var diyelim. E, ama aktör olması her zaman keyiflidir onu söyleyelim. Ee, geçtiğimiz hafta bu arada E-spor'da da Türkiye e, League of Legends şampiyonluk kış mevsiminde de e, İstanbul Wildcats Galatasaray E-spor karşısında çok net bir 3-0 galibiyet aldı. Hani e, yarı finali de Aurora karşısında 3-0 geçmişti. Wildcats zaten geçen sezonun da kış mevsimi şampiyonu. E, muazzam bir form durumundalar ve bütün hedeflerinin bu sene işte MSI yani uluslararası e, turnuva olduğunu söylüyorlar. Geçen sene beklentilerin çok altında kalmışlardı. Bu sezon da MSI'de Türkiye'yi temsil edecekler. Bu arada son dönemin en formda oyuncularından Serin de orta koridorda e, en değerli oyuncu seçildi. Onu da yakında muhtemelen Avrupa'da bir takıma uğurlayacağız gibi geliyor bana. Bir e, lejyonerimiz daha olacak e sporda gibi geliyor. Çok tebrik edelim efendim Wildcats'i. Ve King of Cheers hesabına bize gelen soruları yanıtlamaya çalışalım. Senin sevdiğin bölüm. Evet. Can sormuş. Türkiye futbolu veya basketbolunda 2005-2010 yılları takımlarına göre son birkaç yıl düşünüldüğünde kadro istikrarını sürdürebilen takım neredeyse bulunmuyor. Bunun sebebi sadece ekonomiyle açıklanabilir mi? Size göre bu durumun teknik ve sosyal bazı sebepleri de var mıdır? Ee, ekonomiyle açıklanabilir. Açıklı... Ama kültürel yaklaşımda da açıklanabilir. Yani biz e, gerçi sadece sporla alakalı değil bu. Bu küreselleşme denen şeyi biz kendimiz içine attık. Yani denize attık kendimizi tutan hiçbir ip, ip, hiçbir şey yok. Dalgalarda boğuşup duruyoruz. Bu ülke olarak biz bunu yaptık. Sadece sporda yapmadık, her şeyde bunu yaptık. Ee, halbuki birçok yerde yanda bir kayık, ipi tutunuyorsun, limanla falan herkes öyle davranıyor. Biz her konuda yani tarımından sporun her şeyinde kendimizi içine attığımız için bu e, durum devam ediyor. Şu anda kiralık oyuncular çok büyük bir, bir bizde dert. Bizde her şeyde dozaşımı var galiba. Var. Kiralık oyuncular çok büyük dert. Geliyor adam, sen e, yarıştan koptuğun anda takımın yarısı şeysiz hedefsiz. Ee, Birçok alt başlığı var bunun ama küreselleşme ve ekonomi bir numaralı sebep. Ee, bir numaralı sebep olduğuna katılıyorum. İkinci bir sebep, bu Amerika kıtasında daha geçerli. Bize oranla çok daha geçerli. Ama kültürel olarak... Ee... Asıl sebep tabii kulüplerin gücü ve uzun vadeli planlama yapamaması ile ilgili. Fakat bireysel olarak da sporcuların belli bağlılıklardan öte kendi durumuna bakıp... Kend, yani mesela bir takım nasıl bir takım mühendisliği yapıp o takımın... E, başarısı için doğru parçalar ekliyorsa sporcular da özellikle üst düzey sporcular da kendisi için en başarılı olabileceği yapıları aramaya ve oralara gitmeye. Yani takıma bağlılıktan çok yapıya ve kendisine uygunluğa bağlı da daha önemli. Doğru önemli bir durum. yerin altını Çok kısa bir katkı yapayım. Ben bu kadro mühendisliği lafını biraz ortaya atarken sadece oyuncuların futbol özelliklerinden bahsetmiyordum. Hı hı. Bu bir, bir boyutu. Yani kadronun saha içinde yapabildikleri bir boyutudur. Bir de kültürel boyutu var bunun. Sosyo kültürel boyutu var. Nedir bu? İşte 10-15 yıldır senin takımında oynayan bir emektar, Genç yıldız adayları. Uluslararası star olabilir, eskisi olabilir, yenisi olabilir, fark etmez. Bütün bunların da yani nasıl bir restorana gittiğinde menüye bakıyorsun, iyi bir giriş, iyi bir ana yemek, iyi bir tatlı, işte içecekler falan görüyorsan, maça giden ya da televizyonda açan birisi de ha bizim çocuk, bizim emekdar. Vay bu adamdan çok şey bekliyorum. Bu bizim güvendiğimiz adam gibi duygusal bir e, boyutu da var bunun. Bunu da sağlayabilmek lazım. Yani ben şimdi mesela dün kız, dizi, bir dizi seyrediyorum. Kızım geldi oturdu iki dakika. Ya burada hiç ünlü insan yok dedi kalktı. Anlatabildim mi? Yani onu da yakalaman lazım. Bu, bu böyle bu iş. E, onları yapamadık. Yapamadık. Dengi de e, her şeyin ölçüsü de çok önemli. Yani sırf gençlerden kurul takımla da... olmaz. Da öyle bir şey yok. Hayatta yok öyle bir şey. Burada e, geçtiğimiz yıldaki programlar bol bol se seyretmeyenler için örnek vereyim. Burak Yılmaz örneği mesela çok güzel bir Tabii örneği değil mi, Lil için. <laughs> Lil örneğini. Giller prensi yani olmuş. Nefis bir e, şey scouting. Evet. Ve hani işte Lil'in hedefleri, Lil'in takım yaklaşımı, Tabii. sportif yaklaşımına mesela o kadar veteran bir oyuncu alınır mı? Alınıyor. Nasıl oluyor? Nasıl denge kuruluyor? Gördük. Giller prensi olmuş. Değerli abilerim, gençliğinde kaleci olan Albert Camus'un ahlak ve insani yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum. Nihayetinde topun asla beklenen yere gitmediğini öğrendim dediği gibi sizler de sporu yaşantınızla örtüştürür müsünüz? Bu ee, Camus'un bakış açısı, hı hı. yani spor herkes aynı şey yapmaz, tam tersinde yapabilir. Aynen öyle. <laughs> Hayata fena halde benziyor bu spor ve ben belli açılardan bu arada. Çok büyük çıkarımlarda yapmamak lazım onu söyleyelim ama kendinize ve etrafınızda yaşadıklarınıza belli örneklemler, belli simülasyonlar çünkü Futbol biraz hayat simülasyonu gibi işte teknik olarak ne var? Belli kurallar var. O kurallar çerçevesinde belli amaçlar var. Buna engellemeye çalışan bir takım insanlar, rakipler ve buna yardımcı olan takım arkadaşlarım var ama Bazen o takım arkadaşların sana yardımcı olmaya çalışırken sana engel olabiliyor. Seni engellemeye çalışan ya da senden daha yüksek başarıya çalışan rakiplerin kendi kendini baltayabiliyor. Bazen o kuralların dışına çıkabiliyor. Bazen o kuralları iyi uygulanamayabiliyor. Bunlardan birtakım dersler dememek lazım ama e, yansımalar alabilirsiniz. Ve spor açıkçası e, ben her şeyden önce işin disiplin tarafında çok fazla şeyim. Yani spor belli bir amaç doğrultusunda bir arada hareket etmeyi çok önemli bir disiplin verir. O açıdan çok önemli. O, Ama o, o tarafına bakarsak onunla ilgili ciddi araştırmalar var. Hı. Yani e, okulla sporu birlikte götürenlerin akademik başarılarının çok daha yüksek olduğu çıktığı net. Yani bununla ilgili net araştırma. Hani bizde bir şey vardır ya. Ya spor benim okumamı engeller. Doğru planlarsan... engel. Sadece orada bir istina. Biz genelde üst düzey sporculara baktığınız için yani okuduktan he. sonra büyük onların onlarda örneklem terse dönebiliyor çünkü. Olabilir. Sporu çok aşırı yöneldikleri e için bir tarafa bak. Bir ama hukuk okuyamazsın Porto Aynen. Boy. Yani amaç spor ve eğitimi bir yerde götürmekse ikisi de yani özellikle eğitim tarafına çok daha olumlu katkı tabi, veriyor kesinlikle. kesinlikle. Kesinlikle yani. Diyelim e, Mehmet Demir'e sorusuna gelelim. Hayatınız film yapılsaydı sizi kim canlandırsın isterdiniz? Tabii ki Brad Pitt falan. <laughs> 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 Bunu daha önce cevap vermiştim ben. Alec Baldwin. <laughs> Gerçi son biraz karıştı ortalık ama. Evet. Ya ben ne bileyim o Ata Demirer isterdim ya. Vay güzel. Ata Demirer güzel olurdu ya. sevgili Ata Demirer. Muhtemelen reddederdi bu rolü ama. Sevgili Ata da selamlar geçen hafta programı yaptınız beraber. Keşke sorsaydın ister misin? diye Muhtemelen reddedecekti. Rezil olmadık iyi bari. Recep Savran sormuş. Hangi icadın buluşuna tanıklık etmek isterdiniz ya da etseydiniz şok geçirirdiniz? Önceki mi sonraki mi acaba? Ha. Ama çok etseydiniz çok geçirirsin dediğine göre sonraki herhalde. Olmayan bir şey herhalde. Zaman makinesi tabii ki. Evet ama o tabii o teorik olarak, bir şeydi. Halbuki ışınlanma keza teorik olarak imkansıza yakın. Evet. İmkansız yani aslında teorik olarak. Ben şeyi düşünüyorum ya e, ya yani, Işıktan hızlı hareket et yani ışık hızını geçmek veya işte bu warp drive'lar dediğimiz yani çok çok yüksek mesafelere gidebilecek. E, çünkü zaman makinesi ve e, ışınlanmanın teorik fizikte yerleri olsa da özellikle ışınlanmanın yok gerçi de teorik fizikte olsa çok kolay kolay olabileceği düşünüyor. Bir sürü başka paradoks getiriyor özellikle zaman makinesi. Fakat ışık hızından hızlı hareket edebilmek veya ışık hızına çok yakın hareket edebilmekle ilgili bir sürü teorik şey var çoğu imkansız ekon olsa da. Hani o olsa baya şaşırdım çünkü o pek çok yere ulaşmamızı sağlayacak bir teknoloji olur yani. Yakın... Ama, ama gittiğimizde orası aslında var olmuyor olabilir artık. Olabilir. <laughs> Şöyle ya çok yakındaki yani işte 10-15 ışık yılı yakınlar, yakınlardaki şeyleri işte... Var mı senin uzay seyahati şeyin? Benim mi? Aha. Ben abi gidenlerin ne yaptığına bakmak istiyorum önce. Yani çok korkuyorum. Ama yani ben şeyi çok... Benim... <laughs> Uçaktan korkuyorum abi. Ya benim en abuk fantazim şey, ben şeyden merak ediyorum. Bu dünyaya yakın bir takım ıı, özellikle son dönemde bulunuyor ya ıı, hayatın var olabileceği gezegenler işte o ıı, altın aralıkta oldun. Onlardan mesela bir su gezegenine gidip orada bir belgesel resmen hmm. sadece şey drone yollasak bile Yani bizimkine benzer yaşam formları olan bir yerde yani Serengeti belgeselinin başka bir gezegende olanını merak ediyorum. Bu şeyde ben. oluyor işte sonunda gidiyorlar hmm. neydi o Up'ta. ha ha evet evet onun gibi mesela ha. ben çok merak ediyorum yani, yani başka ben bir hiç... Hayat ya da başka bir o, şey nasıl uzak, gerçekleşecek? Uzak dursun. <laughs> Bilmediğim bir şeyle karşı Ben de acaba. gitmek istemiyorum abi açıkçası. Yani e, gençlerin önünü açtım ben o konuda. <laughs> Ama şöyle e, şey isterdim yani böyle 400 yılında bir İstanbul'a gideyim. 400, he. 500'de. 500 yıllarında. Bu işte hipodrom duruyor. İşte at yarışları devam ediyor. İmparator karşı ayaklanma var. İmparator hepsini kesiyor falan <laughs> var ya o da, o ya. zamanlar, o devirde her neler yer öyle zaten. Ha geçen abi. History Channel'da seyrettim o hipodrom. E, ya bilmiyordum bak ce, ce, cehalete bak yani. E, i̇şte at meydanında hipodrom şu anda Sultanahmet Camii'nin yanı ve altı hipodrom duruyormuş olduğu gibi. <laughs> çok enteresan yani. Böyle şeyler var, tüneller falan var açın seyredin çok enteresan. Böyle giriyorlar içine falan, bakıyorlar neler var neler yok. Ee, biz de bir soru soralım efendim. Geçtiğimiz hafta bizim sorumuza doğru yanıt veren Ahmet Suat Gürsoy bizden camo beyzbol şapkası kazanmıştı. Bu kez de çok konuştuk. Bir kişiye Ferrari tişörtü için soruyoruz. Charles Leclerc'ten önce hangi Ferrari pilotu pol pozisyonundan başladığı yarışı starttan finish'e lider götürüp yarıştaki en hızlı turu da atarak yani işte üçlüyü yaparak yarışı kazanmıştır hangi Ferrari pilotu bunu başardı Leclerc'ten önce? Avustralya. O, o değil öbürsü. <gülüyor> 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 bu videonun Kopya altındaki yorumların arasına bir etiketiyle doğru veren bir kişiyi Sokrates jürüsü belirleyecek ve kendisine bir Ferrari tişört hediye edeceğiz diyelim. Bu hafta sonu çok önemli spor organizasyonları var. Bir tanesi özellikle önemli. Yani. <laughs> bu gece play-in maçları devam ediyor. Atlanta, New Orleans, Charlotte, New Orleans, San Antonio. Bunların kazananları Los Angeles Cuma gecesi Los Angeles Clippers ve şeyle oynayacak. Cleveland oynayacak. Onları kazananlar da işte playoff'a gidecek. Hafta sonunda playoff başlıyor efendim. Hepinize tavsiye ederiz. NBA'de playoff normal sonundan çok daha keyifli diyelim. Ve e, herhalde bu hafta sonunun e, en önemli mücadelesi. E, geçtiğimiz hafta sonundan daha değerli mi bilemiyorum ama daha önemli çünkü sonuç Son, Sonunda bir kupa var yani. Yarı final bu Yarı final bir sonraki turda olsa. Bir... City Liverpool bir kere daha karşı karşıya ve FA, F cup evet. şey FA Cup yarı finali. Ne saçma yarı finali City evet. Liverpool bir kere daha karşı karşıya. Çok eğlenceli. Çok heyecanlı. Evet. Ee, ne düşünüyorsun? Geçen haftanın karakterinde mi devam eder? Ya bıraktıkları yerden mi gider yoksa yeni planlar çıkar mı? Bence ufak tefek e, e, detaylarda değişiklik olsa da çok fazla plandan vazgeçmezler. Çünkü ikisi de yaptıkları şeyin belli oranda çalıştığını gördüler. Yani çok büyük bir değişiklik, çok daha tehlikeli sonuçlar yol açabilir yani. Hani iyi yaptığın bir şeyi rakip de iyi yaptığı zaman çok fazla belki işte belki kadroda bir iki değişiklik olur ama ben çok köklü değişiklik yapacaklarını düşünmüyorum ikisinin de. Tabii Şampiyonlar Ligi maçları da var. Hı hı. Ee, bugün bugün şam, bu gece Şampiyonlar Ligi maçları da var efendim tabii ki. Ee, bu Ligi, arada Ligue'nin Brin... falan da güzel. 17 30, cumartesi tamam. Lig 1'in en büyük derbisi var. Paris Marsilya'ya karşı. E, Marsilyalıyız tabii bu konuda. Her zaman. Gerçi var. son hafta üçlü biraz kendine geldi ama 3 asist, 3 3'er gol Neymar, Mbappe, Messi ama Cengiz'e başarılar diliyoruz. Ee, seri adı da Napoli-Roma mücadelesi pazartesi akşam oynanacak efendim. Son Fiorentina maçında Napoli çok hakikaten saçma sapan bir e, yenilgi aldı. Gerçi Fiorentina'yı severiz de e, bu çok kritik onlar için. <laughs> E, Fransa'da iki önemli e, spor mücadelesi var Monte Carlo Masters finali pazar günü oynanacak e, Monte Carlo'da Monaco'da Hı -hı. E, Yol bisikletinde ise belki de en önemli Paris-Roubaix Paris -Roubaix. Paris -Roubaix. en önemli klasiklerden evet. biri Paris-Roubaix pazar günü oynanacak Bu arada bisiklet demişken Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu da devam ediyor Kazalarıyla vesaire Kazalarıyla tartışmalarıyla birlikte devam ediyor e, Ve e, maraton e, dünyasının en ünlü maratonlarından biri Geçtiğimiz yıllarda maalesef çok da trajik bir olayla da hatırlanan Boston Maratonu. Evet. Fotoğraf. Şimdi tabii New York'taki olaydan sonra da e, gene bir panik olmuştur. Aynen. Güvenlikleri. Çünkü çok, <laughs> çok acayip güvenlik zaafları ortaya çıktığı yolunda da haberler geliyor Hı -hı. Amerika'dan. E, haftanın fotoğrafında da Max Verstappen'in üzgün bir şekilde kaskını çıkardığı fotoğraf. Avustralya'da bir kere daha motor arızasıyla yarışık kaldı. Böylece üç yarışın ikisini, ya yani birini kazandı, diğer ikisinde sıfır puan alması çok önemli. Tabii Formula bir de unutmayalım puanlama Aynen. sistemi var yani ikinci olmak, üçüncü olmak, dördüncü olmak bile çok çok değerli. Yani iki kere ikinci olmak 40 puan. Tabii. Ben 36 puan. Ee, şey bir kere ikinci 25 puan. Yani bunu değerini unutmamak lazım. Ferştep için hiç ama hiç istediği bir başlangıç değil. Diyelim. E bizden bu haftalık bu kadar efendim. E, kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın. çıkın.